Çek elini tabaktan Nurten. Babanın sofraya oturmasını bekle. Daha önlüğünü bile giymemişsin. Yine geç kalacaksın okula. Kahvaltı hazır. Deden nerede? Bahçede. Gidip çağırayım. Dede. Annem çağırıyor. Kahvaltı hazır. Şu gemi gece yanaşmış limana. Daha bir hafta evvel yükleme yapılmıştı. Ne çabuk döndü geldi bu. Annem çağırıyor dede. Aman hemen gidelim şimdi bağırmaya başlar. Ah canım. Yalnız mı kaldın sen? Sıkıldın mı tuzunum? Gel benim oğlum. Gel benim yavrum. Gitmek istemiyorum. Nedenmiş o? Başım ağrıyor. Hem de midem bulanıyor. Bakayım. Hiçbir şey cin yok. Bir günde okula gitmeyemezsin. Ne olurmuş yani? Olmaz öyle şey. Hasta bile olsa insan okulda iyileşir. Allah. Haydi bakalım. Üşüyeceksin, eve gir Rehip baba. Hava serin. Üstüne paltonu da almamışsın. Ne paltosu? Göğüs, bağır, açık, ömrüm bu limanda geçti benim. Hey gidi gençlik hey. Kolay gelsin. Sağ ol Şükrancığım. Gene çamaşır ha? Gene çamaşır. Her sabah bu. İki çocuk yetmiyormuş gibi bir de dede. Üçüncü çocuk. Reşit dersen sağ olsun. Bir giydiğini bir daha giymez. Dert işte. Dert mert ama yalnız değilsin hiç olmazsa. Benim gibi bir başına kalmak daha mı iyi sanki? Yok mu Almanya'dan bir haber? Seninki yazmıyor mu bir şey? Bizimki gitti gider. Bir Alman karısı bulmuş, onunla oturuyor diyorlar. Zamanında nikah bastırsaydın böyle yapamazdı belki. Herif niyeti bozduktan sonra nikah dinleyen oluyor mu sanki? Kolay gelsin yenge hanım. Beyefendi evde mi? Evde. Yine ne var? Size iyiliğimiz dokunsun diye gidip geliyoruz. Rahat edesiniz. Cebiniz para görsün diye. Daha razı edemediniz mi ihtiyarı? Kolaysa siz etsenize bizim sözümüz geçmiyor. Evimi satmaya niyetim yok demedim mi size? Kaç defa söyleyeceğim be? Adamlar dünya kadar para teklif ediyor. Bir türlü şu çöplükten bizi kurtarmaya gönlün razı olmuyor. Şu dağ gibi çamaşırı sen yıkasan, suyu kovalarla sen taşısan, sobayı sen yaksan, kömürü sen getirsen böyle inat etmezdi. Şu karşıda yükselen bloklara bak. Sıcak suyu içinde, soğuk suyu içinde.
tertipli, tertemiz. Ne olur be baba, bizi düşünmüyorsan torunlarını düşün. Ben ölünce ev sizin, ne halt ederseniz edin. Burada kaç günlük ömrüm kaldı? Onu da burada geçirmek istiyorum. Yeni bir yere alışamam ben. Ne zorunuz var beni de yanınızda sürükleyeceksiniz? Çok istiyorsanız bulun para, kendiniz gidin. Gözünüzü benim evime dikmeyin. Siz de bir daha boşuna kapıma gelmeyin. Satılacak evim yok benim. Küçük kız, küçük kız, öpme sana ne dedi? Küçük kız, küçük kız, dini kedimi yedi? Küçük... Ah, ay, 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 dur oğlum, dur. Kalkın bakayım, kalkın. Ayıp, ayıp, ayıp. Ne oluyorsunuz, utanmıyor musunuz? Ha, al şu çantanı, ayıp, sen onlara uyma, hadi evine. Babama söyleyeceğim sizi. Aman sen uyandın mı? Oynuyormuşsun kendi kendine, oynadınım. Ah, ah güzel oğlum. Ah. Annen şimdi sana muhallebiler getirecek. Al şunu bakayım, oyna şununla, hadi. Ev değil sanki Kerbela, bir şey bulunmaz. Ortalıkta tek sigara bırakmamışlar be. Ne cenabet karı bu? Benim içtiğim sigaradan sana ne be kadın? O zıkkımı içince ölecek ben değil miyim? Sana ne halt etmek düşer? Ey Allah! Ey Allah! Ne kadar? Bu ya, başımın belası o. Havayı mı kırdın? Şimdi... Baba ne arıyordun orada Allah aşkına? Sigara değil mi? Bağırıp durma be! Ya! Aferin mi diyeyim? Ne vardı sigaraları saklayacak? Ah be babacığım, içerse ölür dedi doktor, sen de duydun. İyi ya işte, ben içer geberirim, sen de blok apartmanlara taşınırsın. Yetti artık, yetti be. Evinde senin olsun, paranda. Bıktım usandım sizin peşinizde koşmaktan. Nedir sizden çektiğim? Ben canımı sokakta mı buldum? Kız Allah kahretsin seni. Yine kimlerle dövüştün ha? Gel buraya diyorum. Berbat ettin bütün çamaşırları. Öldüreyim mi şimdi seni? Gösteririm ben sana. Dedeciğim, dedeciğim kurtar beni. Dedeciğim, dedeciğim kurtar beni. Annem beni öldürecek. Korkma kız, ne haddine. Baba aç kapıyı. Açmam, kızı paralarsın. Aç diyorum, aramıza girme. Delirdin mi cadı karı? Hıncını çocuktan mı alacaksın? Sen bizimle uğraşacağına git çocuğuna bak şirret karı. Çocuk çatlayacak. Zavallı kızdan ne istiyorsun? Ne oluyorsun? Ne alıyorsun? Sus, sus bakayım. Of, of Allah'ım. Hangi birinize bakacağıma şaşırdım kaldım. Ha benim güzel oğlum. Ha benim güzel oğlum.
Neyse. Ne hadis? Berbat. Sıkıştım kaldım burada. Dur bakalım. Ver elini. İyisin ya. Kırın çıkın yok ya. Yok herhalde. Geçmiş olsun. Sağ ol. Galleri çökmüş. Gömüldük mü buraya diri diri? Arkadaşlar nasıl? Çok şükür sen kurtuldun. Kriz yok, kriz yok. Yeni madene patlama olmuş. Çocuklar madene patlama olmuş. Nerede oğlum? Söylesenize nerede? Grizu patlamış. Aslında Grizu. Aman Allah'ım. Başımıza gelenler. Kozluda patlama. Grizu patlamış. Aman yarabbi. Reşit'ten haber var mı? Bilmiyorum. Bütün mahalle oraya boşaldı. Ben hemen çocukları alıp gidiyorum. Aman kızım giderken dikkatli ol. Thank you.
Çok ölen oldu mu acaba? Kurbansız Grizu patlaması olur mu? Kısmette yaşamak varsa kurtarırlar bizi. Biraz daha burada kalırsak ben çıldıracağım. Dur! Durun! Giremezsiniz! Giremiyorum! Yol verin biraz! Gitsene beni de görmüyorsunuz! Kucağımda çocuk var! Tahsin abi! Tahsin abi! Tahsin abi! Reşit'e ne oldu? Göçük'te. Kaza olan ayakta. Ah Reşit'im! Ama gelecekti başımıza. Dur bre! Yaralılar arasından çıkmadı. Cesedi de gelmedi. Demek ki daha ümit var. Allah'ım! Sen bu çocuklara acı. Dede! Babam kurtuldu. Yaralı da değil. Çok ölü var dede. Reşit oğlum, Allah seni bize bağışladı. Şükürler olsun Allah'ıma. Dur baba, ağlama dur. Geldik işte. Al şunu, sana bir çay yapayım. Varsa kahve yap daha iyi. Var, hemen. Baba sen de ister misin? İsterim. Hamamı da yak bir yıkanayım. Peki canım. Oh Allah'ım çok şükür. Kaderde bunları konuşmak varmış demek. Yarın hemen bir horoz alalım, keselim. Allah seni bize bağışladı. Çok ölen var mı Reşit? Bilmem. En az 10 kişi kaybettik herhalde. Allah geride kalanlara sabır ömür ihsan etsin. Geçmiş olsun ayol. Nasıl korktuk. Vallahi yüreğim ağzıma geldi. Sağ ol Şükran Hanım. Ah Emineciğim, Allah acıdı sana. Sorma Şükran. Vallahi öldüm öldüm dirildim. Hadi baba. Hadi elinle o tavşanları gene yap. Kulaklarını oynat. Hadi ne olur. Yoruldum. Uyumak istiyorum. Biraz da dedene git. Ya dedem çoktan uyumuştur. Horluyordur. Her gece durmadan horlar beni de korkutur. Hadi artık yatağına git. Nurten hadi bakayım odana. Babaların yatağında yatılmaz. Sen yatıyorsun ama. Anneler yatar. Ayaklar yıkandı mı? Öf be. Alçam aynı şey. Nasıl başa çıkacağım bu kızla bilmem ki. Ne yaptığı var sana? Çok arsız oldu. Baban öyle şımartıyor ki anlatılır gibi değil. Bırak şımartsın. Torun sefası sürüyor. Ne kadar ömrü kaldı şunun şurasında. Ya. Pekala. Arsızlık edince sen öfkeleniyorsun. Bana bakma sen. Ben biliyorum. Sonunda huyu suyu sana çekecek. Allah yardımcı olsun onu alacak adama. Bana benzediği için mi? İyi bildin. Az mı çekiyorum senin elinden? Allah yardımcın olsun. Ay, ay, çek elini. Helalim değil misin kız? Her sefer müftüden izin mi alacağız? Sırası mı şimdi? Bugün ecelden döndün. Dinlenmen gerek. Anlatsam inanmazsın. Göçüğün içindeyken, ölümle burun burunayken sen aklıma geldin kız. Bir canım çekti ki seni. Delisin sen be. Merhaba Reşit. Ne arıyorsun burada? Seni evde istirahatte sanıyordum.
Hayır, çıktım. Evde bunalıyorum. Ben de akşam sana uğrayacaktım. Dinlensen iyi olurdu. Dinlenecek bir şeyim yok da... şu kaza aklımdan çıkmıyor. Kötü oluyorum. Herkesin dediği batıyor. Herkes de olur bu. Geçer zamanla, unutursun. Artık madende çalışmak istemiyorum. Ayrılsam elime ne kadar para geçecek? Bir fikrin var mı? İyi para alırsın. Ama bana sorarsan... Sorarım da sen bir hesapla bakalım. Kaç para alırım? Beni kurtarır mı? Kurtarması yapacağın işe bağlı. Ben dosyanı çıkartır, tazminatını hesaplatırım. Sen ne yapmayı düşünüyorsun? Bilmiyorum. Daha karar vermedim. Emine! Merhaba, benimle çarşıya gelmiyor musun? Dur, paltomu alayım, geliyorum. Baba, ben Şükran'la pazara gidiyorum. Ben de! Olmaz öyle şey. İskambil oynayacağına dersini bitir. Şimdi baban gelecek. Nurten, beni bırakıp gitmek var mı? Sen uslu uslu dedenle otur. Ortalığı da dağıtmayın. Hay sen çok yaşa Şükrancığım. Doğrusu çarşıya yalnız çıkmayı hiç de gönlüm çekmiyordu. Ayol ben görmeyeli bu ne kocaman olmuş maşallah. Nurten, bak ne yapalım biliyor musun? Ne yapalım? Senle limana inelim. Ama annem kızar. Onlar dönmeden biz geliriz. Evi bıraktık diye annem darılır. Canım ev yerinden kaçmaz ya. Hem onlar bizi bırakıp da nasıl gidiyor? Hadi. Sana kömür yüklediğimiz yerleri göstereceğim. Bir şey söyleyeceğim ama kınama beni. Hayrola? Şu doğum kontrol hapları var ya, sen onlar için bir şey biliyor musun? Sen bilmiyor musun? Yok bilmiyorum, kimseye de soramıyorum, utanıyorum. Ay utanılır mı? Herkes biliyor şimdi, kızlar bile konuşuyor bu işleri. Dervişlere bile soramam. Hadi atma, şimdi eczaneye girer Allah'ım. Olur ama sen isteyeceksin. Bir zamanlar Zonguldak bu kadar kalabalık değildi. Nasıldı? Nerede bu kadar çok taksi, caddenin ortasından tren geçer. Senin katırların vardı değil mi? Evet. Tam 8 tane. Gemilere kömür taşıyordu. O zaman liman da böyle değil. Dedesi mi dal bana? Hangi parayla kızım? Param yok ki. Hiç paran yok senin. Ne biçim dedesi? Param olsa önce kendime cigara alırdım. Senin deden böyle olacak adam değildi ama... O kör anası kaza büktü belimi. İncin altında kaldın değil mi? Hı hı. Tam 2 ay hastanede yattım. Ben dispansere uğrayıp Erol'un aşısını yaptıracağım. O paketlerle mi? Çok yüküm var. Ya ne yapsam? Versene onları bana. Sen Erol'u al git. Vehip baba evde değil mi? Ben uğrar bırakırım. Sana zahmet olacak. Ne zahmet olacak canım? Evin 40 mahalle ötede değil ya. Sağ ol Şükran. Hep insanın işini kolaylaştırırsın. Allah veri de bir gün ben de senin işini kolaylayayım. Nurten! Nurten! Merhaba Reşit Bey. Merhaba. Emine dispanserde. Birlikte pazara gitmiştik. O Erol'u aşılatacak. Ben paketleri getiriverdim. Bunca yükle dolaşamazdı. Zahmet olmuş size, alayım.
Yok, ben mutfağa götürürüm. Bilmezsiniz siz. Ezilir, bozulur. Bir mahsuru yoksa tabii. Ne mahsuru olacak? Buyurun. Vehip baba yok mu? Nurten'le gitmişler herhalde. Babam sokağa çıkmamalı ama mübarek laf dinlemiyor ki. Siz demek ki yalnızsınız evde. Öyle gibi. Her şey o kadar pahalı ki. Ateş, ateş. Pazarlarda insandan ucuz şey yok. Size de zahmet olmuş. Bu kadar şeyi taşımışsınız. Komşu komşunun yardımcısı olmalı, öyle değil mi? Tabii. Şunları nereye koysam acaba? Hiç bilmem. Bir yere bırakıverin. Unutmayın ne olur. Emine sorarsa buraya koyduğumu söylersiniz. Yağları da dolaba. Aman Allah'ım. Şu dolabın içine bakın. Fare düşse başı yarılır. Şu çöpleri ortadan kaldıralım. Mutfakta en sinirime dokunan şey mutfak bezlerinin oraya buraya bırakılmasıdır. Bizim Emine pek kaldırmaz. Vakti yok garibin. Zeytinyağını nereye koyuyor acaba? Anne! Baba, annem gelmedi mi? Gelmedi daha. Aa, Şükran teyzem. Sen niye erken geldin? Erken geldim. İşe gitmedim ki. İzin verdiler bize. Emine nerede? Çocuğu dispansere götürdü. Şükran Hanım da onun paketlerini getirivermiş. Eksik olmasın. Eksik olmasın ya. Oh ne âlâ. Ben gideyim artık. Güle güle, uğurlar olsun. Subhanallah. Merhaba Reşit, erken mi geldin? Neredeydin bu zamana kadar? Erol'u dispansere götürdüm. Bu saatte dispanser mi olurmuş? Kasaba uğradım, et aldım. Elimde çocuk, bu yokuş kolay çıkılmıyor ki. Kes bu bahaneleri de işe koyun. 40 yılda bir eve erken geldik, hanım evde yok. Keyfim için dolaşıyorum herhalde. Adam ol da vakitli git gel. Aman, uzattın artık. Ya, işine gelmedi. Evin işlerini el karaları gelip yapıyor. Kimmiş o benim işlerimi yapan? Şükran. Ne olmuş Şükran'a? Getirdiklerini yerleştirmek için mutfağa bir girdi ki... ortalık çıfıt çarşısından beter. Ne varmış mutfağımda? Hem ben ona mutfağa girdi aldıklarını yerleştir demedim ki. Neredeyden geldi? Reşit oğlum, dur seni dünya gözüyle bir kucaklayayım. Hoş geldin. Allah seni bize bağışladı yavrum. Sağ ol teyze. Hoş geldin teyzeciğim. Canım yavrum. Geçmiş olsun Vehip efendi. Eksik olma Seher Hanım, eksik olma. Hoş geldin Tahsin abi. Geçmiş olsun teyze kızı. Sağ ol Tahsin abi. İyi ki geldiniz Tahsin dayı. Babam annemle kavga ediyordu. Seni dedikoducu kız seni. Nasılsın Apo? Sağ ol. Didişiyordum. Maşallah, aslan gibi olmuş Erol'um. Teyzeciğim yatırayım ben onu artık. Teyzesinin kuzusu, Allah yüzümüze güldü şükür. Aman kızım bir kurban kes. Benden iyi kurban mı olur teyze? Hanımlar mutfağa girmeyince sofra kurulmaz. Benim bildiğim... İki kadeh içmeyince Reşit'in aklı başına gelmez. Hay yaşa be!
İnan bana Seher teyze, bazen canıma yetiyor, tükeniyorum. Vehip babayla mı uğraşırsın, çocuklarla mı uğraşırsın? Parayı yetiştiremezsin, Reşit'i memnun edemezsin. En küçük bir şey de parlar. Bak Emine, sen bana rahmetli kız kardeşimin emanetisin. Tabii. Ben de sizi teyze değil, anne biliyorum zaten. Öyleyse beni iyi dinle. Erkek kısmının her dediğinin üstünde durulmaz. Hele böyle zamanlarda. Sen onun geçirdiği kazanın ne demek olduğunu biliyor musun? Bilmez miyim? Bilsen böyle konuşmazdı. Hadi ömrü varmış, ölmedi. Ama o maden göçüklerinden sağ çıkanların çoğu aklını oynatır da eve barka sağmaz olur. Böyle zamanlarda erkek kısmını balım, gülüm diye idare edeceksin. Hadi şerefe. Azrail'i atlatmanın şerefine. Eyvallah. Tuzlu balık al baba. Tuz bana yasak. Hay Allah'ım, sen bilirsin. Hangi yasağı dinliyorsun ki Veyb Efendi? Karılar gelmeden sen bana bir cigara ver, sevama girersin. Kızım git mutfaktakilere söyle, ellerini çabuk tutsunlar. Sıcak meze gelsin. Sen benim hesaplara bakıverdin mi? Baktım. Vallahi hiç de fena değil. Vergiler kesildikten sonra eline 127 bin lira geçecek. Deme yahu. Güzel para be. Can davası bu. Bedava mı olacaktı? Ben gene de senin bu kadar erken karar vermene yanlış diyorum. Yok arkadaş, bu iş bitti. Ben madene dönmem artık. Duydum da üzüldüm Reşit. Madeni bırakacağın doğru mu? Doğru. Ne yapmak niyetindesin? Bir taksi alıp taksi işleteceğim. Madem işi bırakıyorsun, taksi alacağına bir ev alsaydın onunla. Teyzemin bloklarında. Ben bu evden çıkmam. Siz isterseniz gidersiniz. Ben de gitmem. Ben dedemle kalır, ona bakarım. Ne ayıp. İnsanın annesi babası bir yere gidiyorsa çocukları da gelir. Sen aklını eve takmışsın ama verecekleri parayla hem ev hem araba alınmaz. Kızın dediği doğru. Sen de ona ev al öyleyse, ille taksi diye tutturacağına. E sen kalmıştın teyze işime burnunu sokmayan. Aman oğlum, karıştığım görüştüğüm yok. Ben fikrimi söyledim. Sen onları aldırma Seher Hanım. Al buyur şundan bir fırt çek. Çek canım. Şaşırdın mı ayol Vehip Efendi? Benim rakı içtiğimi gördün mü hiç? Ne karışıyor senin Tahsin abin benim madeni bırakmama, taksicilik yapmama? Ne karışıyor? O şebek karı da dır dır vır vır akıl veriyor. Sorduk mu onlara? Herhalde sormuşsun benden evvel. Tahsin abi bildiğine göre. Senin niyetlerini artık sofrada birileriyle konuşurken öğreniyorum. Ben ona işçi temsilcisi diye haber verdim durumu. Danışmak için. İyi ya. Danıştıysan o da ne düşündüğünü söyledi. Ne var bunda? İşine gelmediği için kızıyorsun. Aklınca seni koruyor, öyle mi? Seni de. Kim oluyor be, ha? Kim oluyor? Sen onu ne zannediyorsun? Söylesene. Ne zannedeyim? Benim teyzemin oğlu senin de en yakın arkadaşın. Bana bak Emine. Karşımda diklenip durma öyle. Ne diklenmesi be? Soruyorsun, söylüyorum. Söyleme. Kimse de söylemesin. Teyze oğlun değil, baban olsa dinlemem. Hiç kimsenin benim aile işlerime karışma hakkı yok. Ukala dümbelekleri. Tamam mı? Tamam. Ne halin varsa gör. Emine kız. Bunlar ne? Hı. Çek elini. Niye? Haplar almışsın ya. Onun için almadım ben. Baş ağrısı için değil herhalde. Bırak beni. Az evvel canavar gibi bağırıyordun.
Boşver, geçti o. Sen bana baksana. Hep senin istediğin zaman, hep senin istediğin şey mi olacak? Bu kadının da bir istediği, bir istemediği var mı diye düşünsene. Kapındaki köpek miyim ben senin? Gel deyince geleceğim, git deyince gideceğim. Hadi bırak beni. Bu zamanda eve para mı yatırılırmış? İşte ev. Sizden kira mı istedik? Şunu kafana koy, taksicilikte iş yok. İyi baba, düşünürüz. Daha ortada fol yok, yumurta yok. Hadi eyvallah. Bakalım daha kimler akıl öğretecek. Ulan ne dünya be. Ne diyor bu? Bilmem. Kendine sor sen. Senle de dalaştı mı? Ne yaptığının farkında değil. Bence şu sıra oğlana diklenme. Ne bildin diklendiğimi? Kız, daha bunamadım. Bana bile Efe gibi dikleniyorsun. Diklenirim ya. Yetti bitti artık. Yıllarca saçımı size süpürge ettim. Ne gördüm ki ha? Ne gördüm ki? Emine, kızım, sen akıllı kızsın. Onu ancak sen çekip çevirebilirsin. Yüzüne değil, arkandan da söylüyorum. Onu bir sen idare edersin. Hayrola Şükran Hanım? Ah sormayın, musluk bozuldu, sular şakır şakır akıyor. Anlamıyorum ki, erkek işi bunlar. Birini bulabilir miyim diye bakıyordum. Ben baksam? Ay, zahmet olmazsa ne olur. Bu musluğun bir şeyi yok ki. Akmıyor işte. Allah Allah. Elinizde sihir mi var ne? Ay vallahi şakır şakır akıyordu. Başka yapılacak bir şey var mı? Olmaz mı? Erkeksizliğin eksikliği biter mi? Size bir kahve yapsam? Sırası mı şimdi? Reşit Bey, dur, size bir kahve yapayım. Başlatma kahvene şimdi. Ay! Reşit Bey, Reşit Bey, ne olur. Sonra ikimiz de pişman olacağız. Şimdi aklım başına geldi. Nereye gidiyoruz? Şükran'a, akıllı yârim, çantasını bizde unutmuş. Sevabına götürüp verivereyim.
Şükran. Emine kızım, ne var, ne oldu? Ne olduğunu oğlun olacak o ite sor. Sizin yanınıza koman bunu. Alçak namussuz köpek. Çık ulan dışarı. Öldürürler seni. Allah'tan korkmaz itler. Yüzsüz köpekler. Hala oradasınız değil mi? Namussuz karı! Yaşatmam seni bu mahallede! Öldüreceğim seni! Çık ulan! Ne oluyorsun be aleme, ayağa kaldırdın, ayıp değil mi? Al çocuğunu be! Ah! Asıl sizin yapacağınız ayıp! Ah! Ah! Soysuzlar! Al çok iyi! Şiddetliği bırak! Ah! Ah! Cezanı yersin! Ah! Yürü! Ay! Yürümüyorum be! Yürü, yürü! Bırak! Ver çocuğuma bakayım, ver. Yürü, içeri. Sonsuz herif, soysuzlar, ahlaksızlar. Yürü bakalım. Nankör, nankör hain. Bu muydu sonunda bana edeceğin? Emine kes artık, yetti be. Ulan ne şirinleşmişsin sen. Dur, dur, daha bitmedi. Alçak, al. Sus. Durun yahu, derdiniz ne be? Gözüne dizine dursun inşallah. Dur kızım, nereye? Bu evde bir dakika daha duramam. Ne demek evden gitmek? Gidilecekse o her yere gider. Kadın kısmı evini terk etmez. İş işten geçti baba. Ne desem boş. Ne oluyor anne? Gidiyoruz. Bu evde oturmayacağız artık. Dedem de geliyor mu bizimle? Ne yapacakmışım dedeni ben? Ben gitmem. Dedemle kalırım. Git de karını getir vakit geçirmeden. Nereye gidecekmişim? Teyzesine gitmişti. Başka gidecek neresi var? Biz az mı çektik kızım? Hadi, dünya başına yıkılmış gibi oturma orada. Yıkıldı ya. Daha ne olsun? Biraz geniş ol teyze kızı. Bir halter etmiş serseri. Olur bunlar.
Merhaba. Merhaba. Bizimkiler burada mı? Nereye gitsinler? Burada. Bir terslik oldu. Ya, kötü olmuş. Emine de büyüttü işi. Mahalleye rezil etti beni. Bizim bildiğimiz erkek dediğin bu işleri yüzüne gözüne bulaştırmayacak. Aksilik. Bir haftır oldu. Emine'yi bir görsem. Bence şimdi görmesen daha iyi olur. Emine istim üstünde. Kafası fena kızmış. İleri geri konuşuyorsunuz, işin ardı gelmez. Sen yardım et bana Tahsin. Bunca yıllık arkadaşız. Geldiğini, onu sorduğunu söylerim. Hırsı geçince yumuşatmaya çalışırım. Heh, bunca keyfin bu kadarcık sıkıntısı olur. Aklını başına devşir de iyice bir düşün. Sen de fena etmişsin. Mahalleyi ayağa kaldıracak ne vardı hay kızım? Aklım başımda mıydı benim? Öldürecektim ikisini de. İyi ki o sıra elime ekmek bıçağı falan geçmedi. E sen iyice delirmişsin. Hadi yat da biraz uyuyabilirsen uyu. Sabah ola hayrola kızım. Uyu yavrum. Ne işin var burada? Şşşt, yavaş ol. Korkuyorum. Eve geldiler. Kim geldi? Bir adamlar. Kapıya dayandılar. Eve gidemiyorum. Ona var da bize yok mu diyorlar. Kim onlar be? Bağırma, duyacaklar. Sana dedim ben, sonradan pişman olacak şeyler yapmayalım dedim. Oldu. Şimdi beni yol ortasında bırakma. Oh Reşit, öldürürler beni. Beni onların eline bırakma. Kimmiş onlar? Sen bize gel. Sıkıysa birileri kapıya dayansın. Bitiririm. Dede, dede kalk. Ne var kızım? Kalk, babamın yanında Şükran teyze yatıyor. Hı? Şükran teyze, babamın yanında. Reşit, kalk. Ulan bu ne rezalet? Sizde utanma denen şey kalmadı mı be? Dur. Bağırma dur. Bağırmayayım da ne yapayım namussuz? Sizde hiç yüz surat yok mu? Çık o yataktan hayasız karı. Aman Allah'ım. Ne arıyor bunlar burada? Bilmem. Asıl sen ne arıyorsun? Ağzını topla. Elimden tutup beni sen getirmedin mi ödlek heri? Nereden? Cehennemin dibinden. Gece öyle söylemiyordun ama. Kes sesini de defol buradan edepsiz karı. Sen defol. Utanmıyor musun oğlunun yatak odasına girmeye? Oğlum batsın. Reşit,
Söyle şu terbiyesizlere defolsunlar buradan. Ne biçim erkeksin sen be? Versene şunların terbiyesini. İnsan üstüne aldığı karının namusunu korur. Sus be. Hadi baba. Çıkın dışarı. Zaten konu komşuya rezil olduk. Bu karı defolup gitsin. Bu ev benim. Kim oluyor da beni evimden kovuyor? Uzatma baba, uzatma. Bir kazadır oldu. Karıyı sokakta bırakamazdım ya. Evini basmışlar, korkmuş. Peki annem nerede yatacak? Baba, seninle nakliyat işini konuşacakken tadımız kaçmasın. He, subhanallah. Ne günlere kaldık be. Amanını zühtü, zühtü. Ben sana yandım zühtü. Ne o? Ne bakıp duruyorsun? Git kadın git, beni şeytana uydurma. Ah canım, uysam ne olur ayol? Sen benimle iyi geçinmeye bak, tamam mı? Bu evin yeni kadını benim. Yahu sen ne utanmaz kadınsın. Bak sonra söylemedi deme. Ya çeneni kes otur, ya da Emine gibi sen de buradan yürürsün. La havle ve la kuvvete ve la kudrete la ilazim. Vurulacak şey mi? Sen şu Allah'ın işi. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Ne o, elimi sıkmıyor musunuz? Kömüre battık bulandık. Üstünü başını kirletmeyelim. Sen bu işten vazgeçtiğine göre artık bizi beğenmezsin. Ne ilgisi var yahu? Olmaz mı? Bizi bırakıp gidiyorsun. Gel. Merhaba Tahsin. Benim evrak hazır mı? Hazır. Evrakını muhasebeye havale edeceğiz. Sağ ol. Bizimkiler nasıl? Nasıl olsunlar be birader. Evimizin babası bir kahpe karı için her şeyi berbat etti diye oynayacak değiller ya. Bak Tahsin, arkadaşımsın. Sabrımı taşırma. Seninle de kapışmak istemiyorum. İstesen de, istemesen de eninde sonunda kapışacağız herhalde. Al şu kağıtları. Muhasebedeki Necra Hanım'a götür. Verirler paranı. O serserinin yüzünden Nurten'le de konuşamadım. Gördü mü seni? Görmez olur mu? Direk gibi tutuldu kaldı kör olasıca. Kızın değil mi? Çekip kolundan konuşsaydın. Konuşamadım. Şurama bir şey oldu. Daraldı. Şeytan çek git buradan dedi. Aman Emine, sen hiç lakırda anlamıyorsun. İşi oluruna bırak be kızım. Tahsin abim nerede? Geç kaldı. Gözün aydın olan oldu sonunda. Sonunda görenler... Nerede bizimkiler? Odalarında. Biz rahat edelim diye önceden verdim yemeklerini. Ne yediler? Makarna. Ne oldu? Alışık değillerdir ayrı yemeğe de. Alışırlar. Hadi. Taksicilikten de vazgeçtim. Ucunda çok para olan başka bir teklif var. Neymiş o? Biri var. Kaçak bir kömür ocağı çalıştırıyor. O haber yollamış. Ne para isterse vereyim demiş. Kaçak maçak, gir oraya öyleyse. Madem ki çok para. Yalnız ocak Allah'ın dağında bir yerde. Kız beni düşündürüyor. Okuldan kalacak. Bu sene kalır.
Önümüzdeki sene verirsin bir yatılı okula. O bunaktan da kurtulur. İkide bir de babama bunak deme. Aman peki peki, şaka dedik. Öyle olsun. Bitti mi rakı? Daha vermem. Sızarsın sonra. Ben koynumda sızmış bir adam istemem. Dedeciğim, biz dağa mı gideceğiz? Hayır, bu eksikti. Allah göstermesin. Ey Allah, ne ettik de başımıza sardın bu belayı? Hadi oğlum. Sen gösterdiğin gibi kazmaya devam et. Peki abi. Hoş geldin patron. İşler nasıl gidiyor Reşit usta? Bugün 8 ton çıkardık sanırım. Aman usta, arttırmaya bakalım. Çok para yatırdık bu işe. Elimizden geleni yapıyoruz patron. Sakın bunlara göz açtırma. Dalga geçmesinler. Selamun aleyküm baba. Aleyküm selam beyim. Nasılsın hanım abla? Cevap yok mu amcaya? Kusuruna bakmayın, yerini pek yadırgan. Reşit yok mu? Yıkanıyor, şimdi çıkar. Size bir kadeh rakı vereyim Cevat Bey, yorgunluk alır. Hay ömrünüze bereket. Hadi siz odanıza gidin. Yemeğinizi orada yersiniz. Oo patron. Hoş gelmişsin. Sana birikmiş paranı getirdim. İşler iyidir Reşit. Çocukları derleyip topladın. Kuru fasulyeye tenezzül ederseniz yemeği bizimle yiyin. Aman yenge hanım, ne demek? Büyük bir sipariş aldık Ankara'dan. İşi hızlandırman, verimi arttırman lazım. Paran da ona göre artacak tabii. Kusura bakmayın. Şerefe. Dağ evinde daha iyisi olmuyor. Bundan iyisi can sağlığı yenge hanım, Şerefe. Reşit çok paralar kazansın. Ben size ne sofralar düzerim Cevat Bey. İnşallah o da kazanacak, biz de kazanacağız. Kömürü ne kadar arttıralım? Bugünkünün bir misli.
O halde 8 işçi daha isterim. Anlaştık. Şerefe öyleyse. Şerefe, şerefe. Çalışıyorsun diye bari pazar gelelim dedik. Hep aklımızdasın ama... Sağ olun, bilmez miyim? Bir ihtiyacın, bir eksiğin olursa bizi kardeşin say. Seher teyzem sağ olsun, beni sokakta bırakmadı. Nurten'imden başka hiçbir eksiğim yok. Reşit'ten haber var mı? Var. Kaçak bir kömür ocağında çalışıyormuş. Etme ya. Adamın başı derde girer öyle yerde. Babasıyla kızını da yanına almış. Ah Nurten. Okuldan da kaldı kızım. Vallahi ne derseniz deyin. Erkeği çekip çeviren kadındır. Evi bırakıp çıkmayacaktı. Sizlere fazlaca güvenmiş Emine. Öyle değil mi Seher teyze? Ah kızım, ister miydik böyle olmasını? Bu zamanda erkeksizlik zor. Haydi dur hele. Sana diyeceğim var. Hayrola Sefer Usta? Eline daha fazla para geçsin istemez misin? İsterim tabii. Gel öyleyse, konuşalım seninle. Ne konuşacaksın benimle? Bak Emine, sen çalışkan bir kadınsın. Ama eline fazla para geçmesi için biraz kafanı kullanman gerekiyor. Ne demek istiyorsun Sefer Usta? Diyeceğim, hoşuma gidiyorsun yani. İstersen sana yardımcı olabilirim. Bırak beni! Dur! Yardımın böylesi yanında kalsın. Nazlanmayı bırak. Benimle iyi geçinmeye bak. Sen beni ağzına göre armut mu sandın? Türkefleşme fena yaparım. Geri bas, hırt! Yararım kafanı gözünü. Utan, iki çocuğum var be! Seni yaşatmam burada. Şeytan görsün seni de işini de. Senden gelecek hayır, Allah'tan gelsin be! Ya Reşit Usta, çalışmaya hiç ara vermeyecek miyiz? 50 tonu bulmadan yok. Saatten haberin var mı senin? Bilmem. Ya usta, bizi köstebeklere döndürdün. Gün ışığına hasret kaldık. Şimdi gece mi gündüz mü, bari onu bilelim. Ne fark eder? Para alıyorsun, çalışmana bak. Alo, evet benim, Tahsin. Tahsin abi, ben Emine. Şükran'ı gördüm bir başka adamla. Handa bir odaya kapandılar.
Besbelli içkiler, mezeler. Nerede bu han? Kimseye görünmemeye bak. Orada bizi bekle. Hemen geliyoruz. Karıyı gözden kaçırma. Sağ olun. Hey arkadaş dur. Nereye gidiyorsun oğlum? Zonguldak. Çocukla beni de alır mısın? 10 liramız var. Para istemez. Hay Allah razı olsun. Aferin Emine, iyi iş yaptın. Allah razı olsun, buradalar. Ne zaman döneceksin? Geç kalmayalım. Kalmayız, iki yere uğrayacağım. Şimdi çıkarsam tam bir saat sonra seni indirdiğim yerden alırım. Vasıta bekler gibi dur orada. Ben de anca ortalığı toplarım o zamana kadar. İyi davran artık. Git ona git ben de. Sus aman. Selam söyle. Handa rezil söyle. Olmayalım. Peki. Çıkarken kapıyı da iyi kilitle. Cevat, bir şey mi unuttun canım? Yine mi sen? Kolay mı kurtar? Canını sandın sen. Git işine, Emine bulaşma bana. Kim bulaştı? Kim attı? Kırdı kanı. Nasıl seni? Elin kırılsın cadı. Kim ulan bu herif? Reşit'in patronu. Şu kaçak kömürcan. Hiç mi de yok mu ulan sende? Şu pis han odasında yapılır mı böyle şey? Kadınlığından utan be. Topla ayıplarını. Gidiyoruz. Nereye gidecekmişim? Reşit'e. O budala da uğruna evini barkını yıktığı karının ne mal olduğunu öğrensin bakalım. Çıldırdın mı sen? Beni Reşit'e götürmedikçe elimden kurtuluş yok. Dinlenir gene döverim seni. Bana bak, hür bir kadınım ben. Kimse karışamaz bana. Reşit de kim oluyormuş? Saçım diye saç bağım değil. İyi, bunları o da duysun işte. Benden duyarsa tadı çıkmaz. Yürü hadi. Hey, neredesiniz? Kimse yok mu? Buradan bıktık. Biz dedemle evimize gidiyoruz. Bizi aramayın Nurten. Gözünü sevdiğim Zonguldak. Kömürüne, çamuruna kavuştuk. Önce anneme gidelim. Önce eve. Kaçtığımızı anneme anlatalım mı? Tabii, hem de bir. Oh, ne iyi ettik dedi. Kurtulduk o dağdan. Ne iyi ettik ya. Al. Tepe tepe kullan. Uğruna evini barkını dağıttığın bu çirkefi patronunun koynundan çıkarttım.
mu söylediklerimi? Doğru mu? Yeter be insafsızlar! Buldunuz yalnız bir kadını, her şeyin acısını benden mi çıkaracaksınız? Çek de! Bırak! Bu süprüntü yeterince cezasını buldu. Asıl dayağı hak eden sensin ama... ...ne çare, benim gücüm yetmiyor. Hatamı düzeltmek için ne istersen yaparım. Beni affet Emine. Seni Allah affetsin. Bana koca olmaya layık değilsin sen. Buraya seninle barışmaya değil... ...yuvanı kimler için yıktığını göstermeye... ...ve kızımı almaya geldim. Söyle Nurten nerede? Babamla birlikte evden kaçıp Zonguldak'a gitmişler. Emine ne olur... ...olanları unutalım. Kolaydı sanki. İş işten geçti artık, bırak peşimi. Siz de arkadaş olacaksınız. Emine'nin gitmesini önlemek için kılınızı bile kıpırdatmadınız. Biz buraya sana yardıma değil, ceza vermeye geldik. Bizden iyi sopa yemeyince adalet mi olur? Bugüne kadar bekledik aklını başına toplaman için. Şakayı bırakın, hiç keyfim yok. Şaka mı değil mi anlayacaksın. Bak bu teyze kızına çektirdiklerin için... ...bu yaşlı babana ettiklerin için... ...bu garip bıraktığın çocukların için... İyi ki geldik evimize. İkimiz yalnız yaşar, keyfimize bakarız. Nedir o her gün hırıltı, kavga? Paramızda olur mu dedeciğim? Hı-hı. Olur. Çalışır, kazanırız. Yemekleri ben hazırlarım. Ben de bulaşıkları yıkarım. Nurten. Anneciğim. Ne kadar özledim Erol'u. Hoş geldin Emine kızım. Nasılsın babacığım? Nedir bu haliniz? Ne yapalım, orada edemedik, burada başımızı dinlemeye kaçtık. Kalsan anneciğim. Hayır Nurten. Ben bu evde kalamam artık. Seni de almaya geldim. Sen oğlum olacak o serseriyi unut kızım. Bu ev senin, sana bağışlıyorum. İster sat, ister yık ama bizden ayrılma. İstanbul'daki abim bizi yanına almak istiyor. Tamam. Çocukları oraya götüreceğim. Dedem gelmeyecek mi? Nurten, annen nasıl uygun görüyorsa öyle yap. Koş giy paltonu. Hakkını helal et baba. Helal olsun. İnadın uğruna çocuklara perişan etme Emine. Her şeye baştan başlayabiliriz.
Madendeki işime yeniden dönüyorum. Ne olur yuvamızı dağıtma. Ne olur anneciğim, beni babamdan ayırma.